Orhun alfabesinin çözümü, alfabenin kökenine bakmıştık bundan önceki videoda. Sıra Orhun alfabesinin çözümü, 1891 yılında yazıtların bulunduğu Urhun bölgesine araştırma heyetiyle giden Radlov heyetle birlikte geri dönmedi yazıtlardaki yazıyı çözmek amacıyla Pekin'e gitmiştir. Çin'e gitme nedeni ise yazıtlardaki Çince metinleri tercüme et, ettirmektir. Ahmet Temir'in Türkoloji tarihinde William Radlov devri. Türk Dil Kurumu yayınları arasında 91'de yayınlandı. Ancak Atlasların yayınlanmasının ardından 1892'de <laughs> Alman e, sinolog George von Gabelentz ile Hollandalı sinolog Gustav Schögel yazıtlar üzerindeki çalışmalarının arasında bu yazıtların Köktürk zamanından kaldığını söylemişler. Böyle yazıtların Türkçe olduğu anlaşılınca Türkologlar bu yazıyı çözümlemek için uğraşmaya başlar. Danimarkalı genel dil bilim profesörü William Thompson, o da bu uğraşı verenlerden birisiydi. Nihayet Thompson 25 Kasım 1893'te alfabeyi bütünüyle çözmüş ve eski Türk runik yazısının çözümlendiğini 15 Aralık 1893'te Kopenhag Bilimler Akademisi'nin toplantı salonunda bilim dünyasına ilan etmiştir. Bununla ilgili raporu da makale haline getirerek aynı yıl içinde Danimarka Bilim ve Edebiyat Akademisi bülteninde Orhun ve Yenise yazıtlarının çözümü ilk bildiri şeklinde bu başlıkla yayınlamıştır. Bu makalenin Vedat Köken tarafından yapılan çevirisi Türk Dil Kurumu yayınları arasında 93'te yayınlandı. Thompson'ın yazıyı çözerken tanıdığı ilk harf iyelik eki olan ı sesinin işareti idi. O önce satırların sırasını istikametini ve hangi harflerin ünlüleri gösterdiğini tespit etmiş. Ondan sonra anahtar sözlere ihtiyaç duymuştur. Çince yüzdeki şahıs yer ve boy adlarından mesela Költegin, Türk, Kun, tört, tenri gibi bunlardan faydalanmıştır. Asıl zaten bunları bularak çözümlemiş. Thomson bunun için de aynı yıllarda Gustav şöyle gelin yazıtların Çince yazılmış yüzlerinin çevirisini düzenleyen Parker'ın İngilizce yayımını kullanmıştı. Bunlar yazının çözümü için bir bakıma çıkış noktası olmuştur. Ancak bu yazı çözülmeden önce yazıtların Türklere ait olduğu Çince yüzlerinden öğrenilmiş dili de belli olmuştu. Zaten bunun en büyük temellerinden birini de atan Radolf'tu. Pekin'e gittiği sıra, Çin'e gittiği sıralarda bu Çince yüzleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bunu da burada bitirdik arkadaşlar. Kısa bir video görüşmek dileğiyle.